Burası Şible, Emir Sultan'a giden yer. Şu Emir Sultan mezarlığının başladığı yer. Şible'de Şok'un yanında bakın şöyle bir tabela var. Tabelayı görüyoruz. Buradan yukarıya kısa bir yürüyüş yapacağız. Buradan kısa bir yürüyüş yaptığımızda yani yaklaşık 50 metre yürüdüğümüzde Aşık Yunus Türbesi'ne ulaşacağız inşallah. Bakın şu an videoyu durdurmadım. Şurada bir çınar gözüküyor. İşte o çınarın hemen sağ tarafı Aşık Yunus Türbesi. Yani bunu niye söylüyorum? Emir Sultan Hazretleri'ne veyahut da Yeşil Türbe'ye geldiğimizde ikisinin tam orta noktasında Şibre dediğimiz yerden yukarı doğru çıktığımızda yani bir 50 metre çıktığımızda hemen Aşık Yunus Türbesi'ne ulaşmamız mümkün. Evet. Şöyle apartmanların yanında bir yer. Bakın sağda bir apartman, arkada bir apartman. Evet. Selamun aleyne ya ehli kubur. Burası Aşık Yunus Türbesi. Gördüğümüz üzere 4 tane mezar var. Şunun kitabesi yok. Şurada bir kitabe var. Burada bir kitabe var. Burada da kitabe var. Şöyle gördüğümüz üzere Aşık Yunus. Aşık Yunus kimdir? Aşık Yunus bizim genellikle Yunus Emre Hazretleri ile karıştırdığımız bir mübarektir. Şurada da gördüğünüz gibi bir tanıtım yapılmış. Yani bakın dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Biz bunu Yunus Emre'nin zannederiz. Ama Aşık Yunus'a ait şiirlerdir. Burada da yazdığı üzere burada vaktiyle bir mescit varmış. Abdurrezzak Efendi Mescidi, Karamazak Mescidi. Burada Abdurrezzak Efendi, Aşık Yunus Türbesi ve burada bulunan mezarlardan bir tanesi de Yunus Emre Hazretleri'nin makamıdır. Diğeriyle ilgili tam bir kesin bir bilgi elde edilmemiş. O yüzden pek bir şey denmiyor. Burası vaktiyle apartmanların arasındaydı. Yazda da gördünüz. Her taraf apartman. Burası bir apartman boşluğuydu. Bulmak çok zordu. Yakın tarihte Yıldırım Belediyesi burayı gün yüzüne çıkarmış. Gayet güzel olmuş. Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul etsin. Aşık Yunus'un özelliği nedir? Aşık Yunus için derler ki Emir Sultan Hazretleri'nin talebesidir, müritlerindendir, sadık müritlerindendir ve gerçekten hoş bir mürittir, talebedir. Mübareğin kendine ait pek çok şiiri varken şiir tarzı Yunus Emre Hazretleri'ne benzediği için biz onu Yunus Emre'nin şiiri olarak bildiğimiz pek çok şiir aslında Aşık Yunus'a aittir. Sordum Sarı Çiçeğe şiiri mesela, yani İlahi Sep Sönenen şiirimiz Aşık Yunus'a aittir. Bursa'da metfundur kendileri. Rivayete göre Niyazi Mısri Hazretleri buradan geçerken Karamazak'tan bir güzel koku alıyorum diye, manevi koku alıyorum diye söylüyor. Ve birkaç defa işaret buyurunca talebeleri onun işaret gösterdiği yeri kazıyorlar ve mezarları ortaya çıkartıyorlar. Ve işte burası. Sonra Cumhuriyet döneminde buraya apartmanlar yapılıyor. Tekrar mezarlar apartmanlar arasında kayboluyor. Ve en son 2022 yılında Yıldırım Belediyesi burayı tekrar gün yüzüne çıkarmış. Yani Aşık Yunus neden önemli? Bursa'mızın çok nadide yetiştirdiği şairlerden, aynen Yunus Emre Hazretleri'ne benzeyen bir tarzda şiirleri olan bir zat. Kabri yalnız kalmaması açısından gelip ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Bir Fatiha okumanızı tavsiye ederiz. Allah-u Teala cümle geçmişlerimize rahmet eylesin inşallah.